Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Table Titans'tayız şu anda. Petlas'ın düzenlemiş olduğu ikinci yarışmadayız. Sağımda Murat Varhan var. Kendisi Asya şampiyonu, Türkiye şampiyonu ve Avrupa ikincisi. Çok başarılı bir sporcu, çok iyi bir hukukçu. Bakalım burada ne yapacak, merak ettim. Sol tarafımda da Serhat Aslan var. Kendisi Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonu. Hatta defalarca. Sayıyı zaten görürsünüz daha sonra. Şimdi çok güzel bir maç olacak. Ben işin aslında en çok beklediğim maçlardan biri sizin maçınız. Bir de tabii ki bizim Cevizci Ali'nin maçı. O bizden olduğu için onu merak ediyorum. Herkes bizden ama o biraz daha yani kendi içimizdeki olduğu için. Senden başlayalım. Serhat'ı yok edici şey, Serhat'la maçı nasıl geçer sence? Yani hazırlandık. Tabii ki karşısına daha hazırlıklı şekilde çıkmak isterdik ama elimizden geleni yapacağız. Güzel bir maç çıkarmaya çalışacağız. Güzel bir maç olacak zaten. Herkes maçın sonucunu zaten merak ediyor. Serhat sence nasıl olur? Nasıl geçer? Ya şimdi Murat kendini kanıtlamış bir sporcu Türkiye'de. Kesinlikle. Dediğin gibi çok iyi bir basınççı. Murat'la biz daha önce de yarıştık. Beni yendiği de oldu. Benim onu yendiğim de oldu. Seyir zevki yüksek olacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Murat'la bizim maçımızda biraz daha teknik devreye girecek diye düşünüyorum. Biraz daha teknik o devreye girecek diye. Evet, o arada dönecek. Kendisine başarılar dilerim. Umarım güzel bir maç olur. Tabii ki kazanmaya geldik. Tabii ki. Biliyorsunuz aktif olarak milli takımı bıraktım artık. Yarışmıyorum. Geçen sene dünya şampiyonu olmuştun. Evet. 2022'de dünya şampiyonu oldum. 70 kiloda bıraktım. Arada bir bırakıp gene dünya şampiyonu oluyorsun. Yok, bu sefer temelli. Bıraktık. ama tabii böyle özel turnuvalarda kıramayacağımız abilerimiz, sponsorlarımız rica ettiği zaman geliyoruz. Murat gibi kaliteli bir sporcuyla da yarışmak tabii bizim için önemli. İşin aslı biz şimdi Türkiye'de Murat olsun, ben olayım ya diğer arkadaşlar olsun çok az yarışma görüyoruz. Evet, bu tarz özel turnuvalar bizim gibi sporcular için önemli. Hem kendini görmek açısından önemli, hem işte formunu tuttun mu tutamadın mı ne alemdesin. Şu an ölü dönem. Önümüzde bir dünya şampiyonası var. Oraya hazırlanan bir milli takım var. Onun haricinde sporcular bir turnuva görmüyor. O yüzden böyle turnuvaları değerlendirmek lazım. Güzel olacak. Kesinlikle. Şimdi bu tarafa dönüp sonucu öğrenmeye çalışacağım. Ne diyecek bakalım. Bir şey demeyecek ama ben gene bir ümitle dönüyorum Serhat. Ya sonuçla ilgili geçen gibi bugün de aynısı. Hiç söyleyemiyorum ama masada en güzel şekilde performans göreceğiz diyorsun. Göstermeye çalışacağız. İyi olan zaten elinden geldiğinde. Evet. Zaten iyi olan her zaman kazanıyor bu işte. Yani. Belki senin o anki performansın yetmeyebiliyor ama atıyorum bir 3 ay sonraki performansın yetebiliyor. Senin için değil mi? Genel konuşuyorum. Bu iş form durumu zaten belli bir şeyler arasında. Hani dünya şampiyonu, dünya şampiyonu ise gerçekten forma dönüyor bazı durumlarda. Yani. Sana teşekkür ediyorum. Senden sonuç alamayacağımı zaten bilerek döndüm. Serhat sence nasıl olur? 3-0 mı? Tabii gönlümden 3-0 geçiyor. 3-0 gönlümden geçiyor. Bir şey demiyorum net olarak diyorsun ama gönlümden bu geçiyor diyorsun. Tabii gönlümden 3-0 geçiyor ama 3-0 şöyle. Hani kalkıp 3 maçı da böyle çok rahat alacağımı tabii ki düşünmüyorum. Biraz da kondisyon devreye girecek. Bakalım evet, kim aynen. daha dayanıklı olacak. O zaman iş belli edecek gibi. Zaten siz böyle ortada biraz daha hani sen böyle o böyle kaldığında biraz yakalanırsan orada zaten gerçekten kondisyon evet. devreye girme orada şeyi var. Biliyorsun ki ben daha patlayıcı bir adamım. Evet. Murat bana göre daha dayanıklı olduğunu düşünüyorum. Yakalanmaman Murat, gerekiyor. Evet, yakalanmamak lazım. Ama sorun değil ya. Daha önce bu Murat tarzı rakiplerimi çok hızlı geçtiğim oldu. Bu sefer de gene hızlı geçmeye çalışacağım. Elimden geleni yapacağım diyorsun. Evet. Teşekkür ettim. Sana teşekkür ettim. Arkadaşlar masada görüşürüz. Serhat Aslan ve Murat Varhan'ın maçı. Murat Varhan Asya'da şampiyonluğu var. Avrupa ikincisi büyükler kategorisinde çok güzel maçlar çıkarttı. Ve Türkiye şampiyonu Serhat Aslan'ın Dünya ve Avrupa'da 4 ya da 5 tane yanlış hatırlamıyorsam şampiyonlukları var. Hem dünya şampiyonluğu 5 tane hem Avrupa. Birçok da Türkiye şampiyonluğu var. Şu andaki şu maçta Serhat yana doğru çok güzel patlayan bir sporcu ve basınççıya karşı çok iyi maç atıyor. Çünkü basınç onun istediği yere düşüyor. O da geri gittiği için el kontrolüyle çok güzel bozabiliyor. Hakem tuşuna gittiler. Hemen açık vaziyette bekle. Hakemimiz Ali Osman abi. Center için dirseğini sabitledim, kıpırdatma. Dirseğini sabitledim, kıpırdatma. Omuzlarını kıpırdatma. Hakem omuzu dirseğini düzelt dedikten sonra hiçbir şartı altında bedende oynamaması gerekiyor. Bileklerin de oynamaması gerekiyor. Bu şekilde kalbe, tamam. Bu şekilde kalbe, kıpırdatma. Şu muhtemel zaten bağa gelecek bir maç. Maçı başlatmak üzere kıpırdamalar gerekiyor.
spinasyonlara soktu dedi, bir faul verdi. Eller kapandığında başlatacak, kıpırdamamaları gerekiyor. Murat çok hızlı bir şekilde maçı aldı. Serhat. Serhat 1-0 önde. Çok hızlı bir şekilde aslında atladığı için Murat hiç yakalayamadı. Hiç hareket bile edemeden maç bitti. Biraz Serhat'ın patlayıcılığı Murat'ta olsa iş çok değişebilir ama çok hızlı gidiyor. Bir de bu sefer yana giderken süpünasyonları katarak da gidiyor. Çok büyük ihtimalle rotasyon gerginliğini koruyarak yaptığı için Murat hiç elini kullanamadan kovulmuş oluyor. Maç başlamak üzere. Serhat'ın en büyük avantajı açıların dışında patlayıcısı. Yakaladı. Ama aşağıda yakaladı ve dirsek faulü alıyor. İşte yakaladığı zaman maç değişme ihtimali yüksek. Ama o kadar aşağıda yakalamaması gerekiyor. Daha yukarılarda yakalaması gerekiyor. Murat o yakaladığı olayı daha yukarılarda yakalaması gerekiyor. Daha yana sıkıştırması lazım. Eğer yana yeterince sıkıştırırsa. Hiç anlayamadan maçı hızlı bir şekilde bitiriyor. Yani burada hızın, patlayıcılığın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 2-0 Serhat Aslan önde. Murat Varhan daha böyle yukarılarda yakalayamadıktan sonra maç 3-0 bitebilir de yakalarsa, ortada dönerse bu iş biraz uzayıp dayanıklık devreye gireceği için maçın şekli değişebilir de. Ali Osman Hoca tutuşu yapmaları için uyarı verdi. Şimdi iki tarafı da nizami tutup başlatacak. Tam yana doğru ittiriyor. Çok ayarı bozmadan yapması lazım. Hareket etmesine izin vermeden. Dikip yana doğru yaslaması gerekiyor. Gerdirip yana doğru yaslaması gerekiyor ki maç işi şu an güzel yapmaya başladı. Sadece ilk hareketi eliyle yapması lazım. Geliyor. Yakaladı. Aynen yakaladı. Şu an Serhat'ın kola çıktı. Maçın şekli acaba buradan değişecek mi? Çünkü yakalamaya başladı. Şimdi kenara sıkıştırması demek, yana doğru ittirmesi demek. Ön bileğe dikerek Serhat'ın gittiği açıyı durdurması demek biraz daha. Yap. Anlamadan, hiç anlamadı. İki faul birbirine değişti. İki desek aynı anda çıktığı için iki tarafa da faul verildi. Maç devam ediyor. Murat hiç bağa gidemediler. Aslında bağa gitseler maç çok değişkenlik gösterebilir. Bağa hiç kaçamadılar. Hakem başlatmak üzere. İndi artık ya. Şimdi bir karar verecekler. Dirsekler aynı anda çıktı diyorlar. İşte bazen bir yetenek vardır sizde. Bu yetenek burada çok önemli. Serhat Aslan'ın öyle bir yeteneği var. Çok hızlı patlıyor. Yani siz harekete girene kadar aslında maçı bitirebiliyor. Bu işte çok önemli bir şey ve şu an Murat'ta o yok. Yakaladı. Dirseğe çıktı yeniden. Bir dirsek faali aldı. Maç hem heyecanlı hem uzun sürüyor. Murat'ın yakaladığı halde bile daha aşağıda kalıyor farkındasınız. Yani yakalıyor ama aşağıda yakalıyor. Bu maçın dezavantaj pozisyonunda kaldığı için de bitmesini sağlıyor. Biraz ister istemez Serhat da geri gittiği için yakalaması için dizisyondan çıkıyor.
bir erken çıkış verdi. Erken çıkış verdiler. Bir uyarı aldı. Yakaladı. Yakaladı ve bir faul alıp 3-0 maçı kaybetti. Biraz da petler esniyor. O da öyle bir sıkıntımız da var ama. Şimdi Serhat'ın da yandan dirseğe çıktığı için aynı anda çıktığına baktılar. Murat'ın önden. İşte burada biraz dirsek minderlerin esnemesi. Kenarlara geldiğinizde aşağı dirseğiniz değmiyor ama minder esnediği için orada kalıyor. Şimdi iki tarafında dirseklerine biraz ağırlık vereceğim. Hangisi şey olursa görünsün diye. Şu an dirsekler biraz da önem arz ediyor çünkü dirseklerle olay değişiyor. Şimdi yine dirseklere biraz çok odaklanacağız. Şöyle iki tarafı da net görecek şekilde almamız lazım ki çünkü dirsek faulleriyle olaylar değişmeye başladı. Serhat biraz geri gittiğinde Serhat'ın da dirseği arkadan çıkabiliyor. Murat yakalamak için öne gittiğinde onu da önden çıkabiliyor. O yüzden şu an dirsekler bizim için biraz önemli. İkisini de dirseğine tam odak yapacağız. Murat'ın omuzunu içeri sokarsa eğer üstüne kapanacağı için tam düzeltmesi gerekiyor. Başlatıyor. Serhat yakalandı. Tam şu anda aldık. Dirseğe kalktı. İşte maç ortaya kalmaya başladıktan sonra iş değişmeye başlayabiliyor. Serhat'ın inanılmaz bir patlayıcısı var. Ama yakalanmaması gerekiyor. Bir de çok maçlar uzun sürdü. Yoruldular artık. Durum 2-1. Serhat'ın bir tane faali var. Bir daha faalle vermesi güzel olur. Yakalandı gene. Bir faalle daha. Yine dirsek çıktı ne yazık ki. Bir faal daha alınca 2-2 maç oldu. Çok böyle maç bitmiyor genelde. Faallerle dönüyor. Biraz da Murat aşağıdan tutmaya başladı maçı. Serhat patlıyor. Eğer belli bir yere kadar gidemezse yakalanma ihtimali artıyor burada. O da çözülmeye başladı. Çok patlayıcısı olan birisi, boşlukta patlayan birisi genelde çok uzun maçlar atamıyor ne yazık ki. Ufak ufak Murat Varhan konuya dahil oldu. Yakalandı. Murat yakaladı maçı. Bir moral alkış alalım arkadaşlar. Vallahi süper bir maç oluyor. Serhat basınççı olmadığı halde Murat'ın basıncını çok güzel taşıdı valla. 3-2 maç bitti. Murat Farhan kazandı. Çok açık ara farkla giderken olay biraz değişti. Maç 3-2 bitti. Çok güzel savaş verdiler. Murat maçı 3-2 vereceğim diye düşünürken muhtemelen olay değişti.